Arkadaşlar merhaba ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle Adobe Illustrator'da transform efektiyle retro yazı nasıl yazılır bunu işleyeceğiz. Öncelikle sol tarafta araçlar panelimden Type Tool'umu seçiyorum. Type Tool'u seçtikten sonra Artboard'uma gelip bir kez dokunuyorum ve bu kısma retro yazıyorum. Daha sonra Selection Tool'umu seçiyorum ve yazımı Alt ve Shift'e basarak büyütüyorum. Şimdi biraz da ortalayalım. Hemen bunun fontunu değiştirelim. Fontu değiştirmek için kontrol panelimde açılan karakter bölümüne geliyorum. Ve buradan daha önce kullanmış olduğum fontu seçiyorum. Şimdi biraz daha büyütmek istiyorum. Alt ve Shift'e basıyorum. Bunu biraz daha büyütüyorum. Şimdi biraz daha ortalayalım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir konu var. Bunlardan bir tanesi Appearance panelinizin açık olması lazım. Appearance panelini eğer burada göremiyorsanız Window bölümünden Appearance'ı seçmeniz yeterli. Aynı zamanda transparent kısmının da açık olması lazım. Onu da aynı şekilde Window bölümünden açıyorsunuz. Şimdi yazımı seçiyorum ve yazım seçiliyken araçlar kısmında görmüş olduğunuz siyah rengi buradan kaldırıyorum. Rengi kaldırdıktan sonra Appearance bölümüne geliyorum ve buradan yeni bir renk atamasını söylüyorum. Bir kez dokunuyorum ve yeni bir renk atıyor. Şimdi yazımı seçiyorum. Yazımı seçtikten sonra daha önce ayarlamış olduğum renklerden en baştakini damlacık aracımı seçerek bir kez dokunup rengi veriyorum. Daha sonra vermiş olduğum rengi appearance panelinden tutuyorum. Sürükleyerek buradan yeni bir tane daha oluştur diyorum. Şimdi yeni bir tane daha oluştur dediğimde üsttekini bırakıyorum. Alttekine bir kez dokunuyorum ve dokunduktan sonra bu sefer hemen yanındaki koyu rengi seçiyorum. Koyu rengimi seçtikten sonra buna transform bölümünden efekt vereceğiz. Onun için buradan efektimi açıyorum. Buradan da transforma giriyorum. OK diyorum. Transforma geldiğim zaman üst tarafta bulunan kısma 1 yazıyorum. Alt tarafta bulunan kısma da artı 1 yazıyorum. Daha sonra kopya bölümüne geliyorum. Kopya bölümüne ise 5 yazıyorum ve OK diyorum. Şimdi alttaki rengim hazır. Hemen bunun da bir tane kopyasını alıyorum tutup sürükleyerek bunun üzerine bırakıyorum ve bir kopyasını daha alıyorum. Kopyası burada. Bir kez dokunuyorum. Tekrar damlacık aracım seçili. Hemen onun yanındaki renge bir kez dokunuyorum ve aynı şekilde bu sefer yanındaki ok işaretine bir kez dokunup transform bölümünü açıyorum ve ayarlarım olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Sadece buradan kopya sayısını 5 değil 10 yapıyorum ve okay diyorum. Daha sonra tekrar bu rengi tutuyorum ve aynı şekilde kopyalıyorum kopyaladıktan sonra tekrar seçiyorum. Damlacık aracımla bu sefer diğer rengi seçiyorum. Ve tekrar şuradaki ok işaretine dokunup transformu açıyorum. Ve buradan bu sefer 15 veriyorum. Okey diyelim. Son rengimiz kaldı. Hemen aynı şekilde tekrar tutuyorum. Bir tane kopyasını alıyorum. Seçimimi yapıyorum. Ve rengimi en sağdaki renkle değiştiriyorum. Daha sonra tekrar ok işaretine dokunuyorum. Transform panelimi açıyorum. Ve buradan 20 veriyorum. Okey diyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi efektim birkaç hamleyle hazır hale geldi. Geldik bunu süsleme kısmına. Hemen önce buraya bir background yapalım. O background'ı yapmak için daha önceden hazırlamış olduğum rengim var arkadaşlar burada. Kare aracımı seçiyorum. Üst taraftan soldan tutup aşağıya kadar çekiyorum. Daha sonra bunu sağ klik yapıyorum ve Arrange bölümünden en arkaya gönderiyorum. Şimdi arkaya renk gelince yazımız biraz daha ön plana çıktı. Fakat burada bir iki işlem daha yapmak istiyorum ben. Bunun üzerine bir granj eklemek istiyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum granjım burada. Bu granjı ve yazı fontunu yoruma ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Hemen bunun seçimini yapıyorum. Seçimi yaptıktan sonra klavyemden komut C'ye basarak bunu kopyalıyorum. Daha sonra tekrar çalışmama geliyorum. Çalışmama geldikten sonra yazımı seçiyorum. Yazıyı seçtikten sonra buraya dikkat edelim. Sağ tarafta transparan bölümünden make diyorum. Make dedikten sonra üst taraftaki clip seçeneğini kaldırıyorum ve klip seçeneğini kaldırdıktan sonra sağ tarafta maskeleme alanım seçiliyken kopyalamış olduğum granj'ı buraya komut V ile yapıştırıyorum. Bunu yapıştırdıktan sonra biraz daha küçültmek istiyorum. Shift'e basarak biraz daha bunu küçültüyorum. Küçülttükten sonra bu yazının bozulmasını istemiyorum arkadaşlar. Yani expand ederek de bunu yapabilirdim. Fakat expand ettikten sonra yazıyla oynayamayacağım için ben bunu expand etmeden maskeliyorum. Invert mask diyorum ve çalışmama maskelemeyi eklemiş oluyorum. Biraz daha yaklaşalım. Evet gayet güzel bir etki vermiş oldu. Biraz daha uzaklaşmak istiyorum. Şimdi yazı efektim hazır fakat ben zemine de bir hareket eklemek istiyorum. Onun için buradaki maskeleme bölümünden çıkıp sol tarafa bir kez dokunuyorum. Aynı şekilde kopyalamış olduğum granjı yine komut V ile buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra üst tarafta enayn panelinden dikeyde ve yatayda ortalıyorum. Daha sonra mouse'umu sürükleyerek her ikisini birden seçiyorum ve bunları arrange bölümünden en arkaya gönderiyorum. Evet, grunge'ım geldi fakat rengi çok açık. Buna bir kez dokunuyorum ve üst tarafta kontrol panelinden opesite kısmına geliyorum. Buradan sol tarafa doğru çekerek %40'a kadar getiriyorum. Şimdi bakalım. Evet, şu an biraz daha iyi. Hatta biraz daha azaltabilirim. Tekrar seçimi yapıyorum ve burayı %30 yapıyorum. Okey diyorum. Şu anda daha iyi. Alt tarafına bir yazı daha yazmak istiyorum. Hemen şöyle boş bir yere geliyorum. Buraya Text efekt yazıyorum. Daha sonra yazımı seçiyorum. Yazıyı seçtikten sonra karakter bölümüne gelip buradan da fontumu değiştiriyorum. Daha sonra fontu Shift'e basarak biraz daha büyütüyorum. Şöyle tekrar orta kısma kadar getiriyorum. Alt ve sağ yön tuşuna basarak arasını biraz daha açıyorum. Şimdi bunun da rengini değiştirelim. Hemen üst kısımdaki renklere geliyorum ve buradan damlacık aracımı seçip en baştaki renge bir kez dokunuyorum ve bunu da ayarlıyorum. Hemen align panelimden bunu da ortalayalım ve yazımızı bu şekilde bitirmiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sadece transform efektini kullanarak çok güzel yazılar elde edebiliyoruz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimlerinizi açmayı da ihmal etmeyin. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.